Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz dostlarım? Güzel bir şiş çalışması yapacağım arkadaşlar. Bugün gördüm bunu internette ve hemen yapıp yapıp sizinle de paylaşmak istedim. Çok hoşuma gitti. Bu modelimiz nasıl diyeyim? Hani atkı yapmak isteriz ama hiçbir şey koymayız koymadan mesela örnekte şuydu buydu aramadan hiç düşünmeden hemen yapabileceğimiz bir model. Bebek battaniyesinde çok güzel durur. Kesinlikle ve kesinlikle bebek battaniyesinde harika duracağını düşünüyorum. Hemen şimdi fazla vakit kaybetmeden modelimi anlatmak istiyorum. Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma da aboneliklerinizi bekliyorum. Abone olun şıkkına tıklayıp zil simgesini de aktif hale getirirseniz sizlere minnettar olurum. Arkadaşlar modelimizin eğer modelimizi eğer kalın iplerle yaparsak daha güzel ve daha gösterişli duruyor. Bu atkılarda falan yapılabilecek harika bir model arkadaşlar. Veya berelerde. Hemen bunu ör yanını dik. Oh tepesini böyle büzdür bir pompon harika bir bere çıkar ortaya. Bereyle birlikte bir atkı olabilir. Şimdi arkadaşlar örneğimizi başlayacağım ama örneğimizi e, tek sayı üzerine kuracağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kalın bir ipim var elimde. 4 numarada şişim var arkadaşlar. Hemen şöyle belki de bu ipin 5 numarayı da götür. 4,5 da olurmuş da ama neyse ben başlamış olayım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz bir ilmek atayım bakayım ondan sonra sayacağım. Dediğim gibi tek rakam üzerinde olması gereken bir model modelimiz. Şöyle bakayım. Azıcık birkaç tane daha yapayım ve sayacağım. Bugün gördüm bunu. Hemen paylaşayım istedim dostlar sizinle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Tek sayıda denk gelmiş. Ben bunu hiç daha fazla ilmek atmadan hemen şöyle kurmak istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela örgümüzü yapacağız ama bir veya iki sıra haroşa örmemiz gerekiyor. Modelimizin alt kısmında sadece alt kısmında olacak bu. Ben hemen şöyle haroşamı her zaman anlattığım gibi sizlere düzden bir iki sıra bir haroşa örüyüm. Bir önden gideyim bir de arkadan. Tekrar sizinle beraber olalım. Şöyle haroşamı yapayım hemen ben bir iki sıra. Bakın bayağı kalınca bir ipim. Arkadaşlar iki sıra haroşa gittim geldim. Dediğim gibi 2 veya 3 sıra haroşa yapmamız gerekiyor örgümüzün sadece baş kısmında. Şimdi hemen diğer kurulumuna başlayalım. İlk ilmeğimi aldım arkadaşlar. İpimi şişimin üzerine artıracağım. Ama bakın nasıl artıracağım? Şöyle değil. Şu şekilde artırıyorum. Önümdeki ilmeği örmeden alıyorum. Artırıyorum ilmeği örmeden. Artırıyorum, örmeden alıyorum. Şöyle getireyim elim. Pardon arkadaşlar. Artırıyorum, örmeden alıyorum. Bakın hiç örmüyorum ve ipimi artırdığım yöne dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde boş alıyorum. Artırıp boşal. Artır boşal. Başa kadar böyle gidiyor. Hiç örmeden sürekli artırma yaparak da ama artırma yönüne dikkat edelim dostlarım. Tek rakamla başlayacağız. Modelimizi sonuna kadar bu şekilde geldim. Geldim. Buradaki iki tane bakın şimdi şurayı size anlatarak yapmak istiyorum. Artırdım. Son iki tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Burası çok önemli. Son iki ilmeğimi artırdım. Son iki ilmeğim kalmıştı. Bir tanesini aldım. Şimdi burada artırmayacağım. Ama ne yapacağım o zaman da ipimi bu tarafa getireceğim. Şu son ilmeğimi şu şekilde alacağım arkadaşlar. Buraya sakın ve sakın unutmayacağız. Dikkat edeceğimiz bir yer burası. Şimdi örgümüzün arka kısmındayız dostlarım. İlk ilmeğimizi şöyle örerek alıyorum burada. Burada örerek almam gerekiyor. Ve bütün ilmeklerimi arkadaşlar bakın. Düz örerek alacağım. Şu iki ilmeğimi şu şekilde bakın. Birazcık ilk başta alması zor oluyor ama şişimi şöyle ikisinin üzerinden geçirip üstünden atlatıp hop şu şekilde düz öreceğim. Hepsini şimdi, yani bütün ilmekleri baştan sona kadar ikişer ikişer düz olarak örüp bitireceğiz bu sıramızı da. Bakın. Şöyle geçirip de üstünden atlatırsak daha kolay alıyoruz arkadaşlar. Şöyle önden geçirip arkadan şöyle Evet. Bütün işlem bu, yapacağımız bütün işlem. İki sıradan oluşuyor aslında modelimiz. Bir az önce yaptığım artırmalar, bir de bu şekilde ikisini bir alma hali. Modelimiz bu şekilde kuruluyor ve bitiyor arkadaşlar. Hep ikisini bir alıyoruz. Düz örerek alıyoruz. Örgümüzde zaten sadece düz örgüyü kullanıyoruz. Ters örgüyü hiç kullanmayacağız dostlarım. Bakın sona doğru yaklaştım. Ay benim çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Bunu bayan da gördüm. Aa dedim ben hemen bunu örgü severlerimle paylaşmak istiyorum dedim yapılmış halini görünce bayıldım. Bakın arkadaşlar bunu da alıyoruz. Son ilmeğimizde tekrar örerek aldık bitirdik. Şu an çok bir şey belli değil. Bir iki daha bir iki sefer daha gideceğiz inşallah. Bakın arkadan da aynen haroşa gibi duruyor. Ne yapıyoruz? Ee, ilmeğimi aldım. Bu şekilde artırıyorum. alıyorum. Artır boşal. Aynen devam ediyorum. Başa kadar böyle gideceğim dostlarım. Bakın sona doğru geliyorum. Artırdım. Boşaldım. Artırdım. Aa, burada karıştırdım. Boşaldım. Şey artırdım. Boşaldım. Artırdım. Boşaldım. Şimdi burayı. Hiç artırmadan ipimizi bu tarafa alıyoruz ve bu şekilde sonunu getiriyoruz sıramızı. Buraya dikkat edeceğim etmemiz gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şu ilk ilmeğimizi bu başta örerek aldık. Diğer ilmeklerimizi de hep aynı şekilde düz örerek ikişer ikişer alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Aa, burada bir artırma mı eksik benim sanki az önce bir elim karışmıştı ya hemen şunu şöyle artırma yapsam nasıl olur olmaz arkadaşlar ben bu burayı düzelteyim döneceğim Evet arkadaşlar düzelttim orayı bu da örgümün ufak bir nazar boncuğu olsun Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer düz örerek başa kadar götüreceğim bakın ikişer ikişer alıyorum ve aldığım ilmekleri düz örerek alıyorum arkadaşlar az önce de dediğim gibi örgümüzde hiç ters örgü kullanmıyoruz bütün ilmeklerimizi ters yapıyor, şey pardon düz yapıyoruz bakın Örgümüzün arka yüzünden ilmeklerimizi artırarak alıyoruz. Ön yüzünden de bu ilmeklerimizi hep düz örerek sonuna kadar götüreceğim arkadaşlar. Bu son ilmeğimizi de düz örüyorum. Aslında modelim birazcık çıktı ama şöyle göstermeye çalışacağım size. Çok değişik bir örgü tarzı ya. Bakın Ben şimdi birkaç sıra bu örgümü yapmak istiyorum arkadaşlar. Tekrar hemen örgümün arka kısmındayım şu an. Nasıl yaptığımızı hemen baştan bir kere daha anlatayım şöyle birkaç ilmeğini. İlk ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Şişimizin üzerine bu şekilde atıyoruz. Bakın şu şekilde değil dostlar. Bunu unutmayalım. Şu şekilde atıyoruz, boşalıyoruz. Atıp boşal bu şekilde sıramı tamamlayıp önden de öreceğim arkadaşlar ikişer ikişer alarak Evet arkadaşlar bakın kafes kafes bir örgü çıktı arkadaşlar ortaya bakar mısınız hiç zanne sanki şişle yapılmamıştı da sanki tığla yapılmış gibi bir örgü çıkıyor ortaya ben size boşuna demiyorum bakın arkadaşlar harika bir model oldu Böyle bir de elimizi birazcık gevşek tutmak gerekiyor bu örgüde. İplerimiz, ipimiz şişimiz kalın olsun. Birazcık da elimizi gevşek tutalım ki harika bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın arkası sırf böyle şey ters örgü gibi. Şöyle göstermeye çalışacağım. Çünkü hiç düz ters örmedik. Hep önden düz ördüğümüz için arkası da ister istemez ters örgü olacak. Yani normal olma, öyle olması. Çok güzel şık bir örgü. Dediğim gibi etor şallarınızda, atkılarınızda, bebek battaniyelerinizde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model oldu. Başka modellerde görüşmek üzere dostlarım. Hoşça kalalım, dostça kalalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.